Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Seyyidina Muhammedin ve Lâhirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sonra da belirli aramalar
sizi Ramazan ayına ulaştır diye dua etmiştik. Bu duaları yaparak bu günlere geldik. Demek ki günlerin içerisinde, haftaların içerisinde önemli anlar, zamanlar olduğu gibi aylar, yıllar içerisinde de önemli aylar vardır. Bu önemli aylar içerisinde de daha önem arz eden aylar vardır. İşte bugün bizler Ramazan ayının içerisindeyiz. Kur'an ayındayız. Ve 2023 yılındaki orucumuzun da yarısını tutmuş olduk elhamdülillah. Rabbim kabul etsin. 16. gündeyiz. Tabii evveli rahmet, ortası mağfiret olan, sonunda kurtuluş olan, cehennem ateşinden kurtuluş olan bir ayı, ay olarak Allah Resulü tanımlıyor bu Ramazan ayı. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonunda kurtuluş, cehennem azabından kurtuluş olarak vasıflıyor, tanımlıyor bu ayı. Bizler de elhamdülillah Ramazan'ın ilk günden itibaren ne yaptık? Teravih namazıyla, sahurlarla, mukabelelerle, sohbetlerle camilerimizdeki o manevi havayı hep beraber yüksek bir katılımla camileri doldurduk. Çocuklarımızla, işlerimizle, ne bileyim, komşularla, ahbaplarımızla, sevdiğimiz insanlarla birlikte bir araya geldik. Hele hele bu sene daha bambaşka oruç sevinci, Ramazan sevinci değerli kardeşim. Diğer kişilerde de öyledir, ileride de öyledir. Yani benim gördüğüm kadarıyla 2023 yılın Ramazan'ı daha başka. Çocuklarımız camilere geliyorlar. Çocuklarımız Ramazan sevinciyle o teravih namazını siz büyüklerinin yanında kılıyorlar. Bu cami, büyük cami biraz daha kalabalık diğer camilere göre. Siz büyüklerinin onları yanlarınıza alıyorsunuz. Onlar namazı öğrenecekler. Adeta çocuklarımız için teravih namazı bir provadır. Namaz provasıdır. Adeta. Biz o yüzden siz büyüklerimize, çocuklarınızla beraber camiye gelin diyoruz. Çocuklarını da getirin camiye. Oynasınlar camide. Caminin havasını teneffüs etsinler. Camide neler yapılıyor öğrensinler. Siz büyüklerimizden, biz hocalardan. İnşallah bizim rehberliğimizde Allah'ın izniyle ve evlatlarımızla Ramazan sevincini yaşayacaklar. Teravih namazı kılarak siz büyüklerinden onları teşvik ederek, onlara hediyeler alarak, çünkü hediyeleşmek iki kişi arasındaki sevgiyi artırır. Siz bir yavrumuza bundan bir hediye verirseniz camide, onun zihninde yerleşir. Ölünceye kadar unutmaz o hediyeyi. Çünkü camide bir hediye veriliyor. Camide bir harçlık veriyorsun çocuğa. Çok büyük bir iz bırakır o kişinin zihninde. Bu güzellikleri biz Ramazan'da elde ediyoruz. Bu güzellikleri de devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Böyle bir toplum oluşturacağız ki bizler Allah'ını ve kitabını bilen, orucunu, namazını, zekatını, bu ibadetleri küçük yaştan itibaren öğrenmiş bir nesil yetiştireceğiz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz ibadetini, oruç ibadetini hep küçük yaştan itibaren torunlarına tavsiyede bulunmuş. Bari bunun oruç ibadeti hicretin ikinci yılında farz kılındı. Daha önce üç ayda bir, her ayda üç gün oruç tutulurdu. Aşure orucu tutulurdu. Ve böyle tam bir ay oruç tutulmazdı. Ama Kur'an-ı Kerim bize bu ibadetin şeklini, şemalini çizer. Uygulamayı da Peygamber Efendimiz'in şahsında, ashabının şahsında bütün
Rabbim tamamını tutmayı nasip eylesin değerli kardeşlerim. Malumun içten içinizde hasta olan kardeşlerimiz var. Hiç oruç tutma imkanı olmayan kardeşlerimiz var içinizde. Bunları görüyoruz. Allah şifa etsin onlara. Tabii hiçbir kardeşim oruç ibadetinden onun sevabından mahrum kalmasın inşallah. Oruç hiç tutamayan bir kardeşimiz ne yapar? Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği şekliyle fidye verir. Ne bir fidye? Fidyeyi kimler verir değerli kardeşlerim? Oruç tutma imkanı hiç olmayan yaşlılar, hastalar, oruç tutma imkanı hiç olmayan kardeşlerimiz fidye verirler. Bunu da Ramazan girince verirler fidyeyi. Malumunuz deprem vuku buldu 6 Şubat'ta. Hepimiz her bildiğiyle devlet milletlerine verip her türlü imkanı bu bölgelere seferber etmiş. Hatta sizden gelen kardeşlerimiz dediler ki üstüne gelen kardeşlerimiz bir oruç fidyemizde verelim hocam dediler. Biz dedik ki daha Ramazan gelmedi. Sadaka verebilirsin. Zekat verebilirsin dedik. Hayır hasenat yap oraya ama oruç fidyesi şu anda verme imkanı yok. Çünkü sen ölürsün. O Ramazan'a kavuşma imkanı yok ki. Senin şu anda üzerinde borç değil, fidye dediğin. Tamam dediler. Daha sonra da Diyanet İşleri Başkanı Sefa çıkardı bizim dediğim şekliyle. Onlardan işler yüksek kurulu üyelerimiz var bizim. Yani onların aldığı karar doğrultusunda biz de tekrar sizlere o bilgiyi paylaşmıştık. Ve hasıl bizler ibadetlerimizi doğru bir şekilde yapmaya gayret edelim Allah'ın izniyle. Çünkü dinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Sonra Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleridir. Bu kaynaklar bize böyle bilgiler verir. Ve Ramazan ayı girdiğinde de değerli kardeşlerim her bir evimize bir sevinç, Ramazan sevinci düşüyor. Belki buruk oldu bu seneki Ramazan ama burukluğun sebebi 11 ilde meydana gelen deprem bu değerli kardeşler. Ama bizler inanan insanlarız. İmanı bütün insanlarız. Allah'a tabi teslimiyetle inanmış kimseleriz. Buna şükretmemiz lazım. El ele veren devlet millet o yaraları sarmak için 6 Şubat'ta itibaren oralara koştu herkes. Allah'ın izni kerimiyle zaman alacaktır mutlaka. Yepyeni bir şehir ortaya çıkacaktır inşallah oralarda. Allah'ın izniyle bizler musibetler karşısında sabırla Rabbimize, Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Çünkü müminin yaşamına, hayatına şaşarım diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin başına bir musibet geldiğinde o sabreder. Ve akabinde sevap alır Rabbinden der Peygamber Efendimiz. Yine ben şaşarım müminin halinde ki ona bir nimet verildiğinde mümin bir nimetle karşılaştığında şükreder ve akabinde sevap alır der. Hakikaten bizlerin hayatı sabır ve şükür arasında dönüp dolaşır. Bu iki kavram ahlaki bir kavram. Yani sabır ve şükür. Eğer biz engellere karşı sabırla mukavemet gösterirsek, engelleri hep beraber el ele verip gayret edersek başarırız değerli kardeşler. Çünkü imanımız bunu gerektiriyor. Böyle inandık Allah'ımıza, böyle inandık kitabımıza, böyle inandık Peygamber Efendimiz'in getirdiği hayat koşullarına. Çünkü bizim bir olan Allah'ımız var. Bizi bizden daha iyi biliyor.
daha iyi tanıyor. Şah damarımıza daha yakın olan Rabbimiz bize rehber olarak kitabı göndermiş. Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Bizler bu kitabı kendini okuruz. Mukabele geleneği devam ettirerek ezberletiriz çocuklarımıza, öğretiriz çocuklarımıza. Bir harfini söylemek sevap, iki harfini söylemek sevap, üç harfini söylemek üç sevap. Her kelimesine bir sevap yazan Kur'an-ı Kerim'i öyle sıradan bir kitap değil, abdestimizi alırız. İbadet aşkıyla okuruz. Sanki sevgiden gelen bir mektup gibi heyecanla okuruz Kur'an-ı Kerim'i ve hayatımıza yansıtırız. Çünkü Kur'an ayında daha fazla Kur'an-ı Kerim'de temkar oluruz. İşte bugünkü ayet-i kerimede değerli kardeşlerim, iyilik yönünüzü sağa ve sola döndürmek değildir. Asıl iyilik, asıl iyilik değerli kardeşlerim, imandır buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلَكِنْ اَلْبِرَّ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ Allah'a imandır. Asıl iyilik Allah'a imandır. Başka neye imandır? وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Ahirete imandır. Evet, bizler ahirete imanımız bize dünyada neyi yaptırmayı gerekir? Ne yapmamıza yön veriyor ahiret inancı. Dünyada iyi bir geçim sağlaman için aklını, fikrini Allah'tan tarafı yönlendirir. Seni yaratan Allah, sana mülk veren Allah, seni yoktan var eden, bir damla sudan yaratan Allah'a karşı vazifeni yapmanı gerektiriyor ahiret inancı. Ve iyilik bu şekilde. İyilik basamaklar var. Birinci basamağı iman basamağı değerli kardeşlerim. Çünkü وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Demek ki Allah'a iman etmek bir iyiliktir. Ahirete inanmak bir iyiliktir. Ahirete inanmak ne demek? Ahirette gittiğimizde orada bir hayatın olduğunu, orada hesabın var olduğunu inanmak. Dünyada yapıp ettiğimiz bütün işlerin bir hesabı, bir sorgusu, bir suali olacağına inanmaktır. Cennetin hak olduğuna, cehennemin hak olduğuna iman etmektir. Başka neymiş iyilik değerli kardeşlerim? وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ Meleklere iman etmek de bir iyiliktir. وَالْكِتَابِ Kitaplara iman etmek de nedir? Bir iyiliktir. Bakın şunu tekrar edeyim değerli kardeşlerim, bilgi olarak. Bütün kutsal kitaplar Tevrat, Zebur, İncil Ramazan ayında inmiştir. Bir anda iniyorlar. Bir fasulye halinde Tevrat, Zebur, İncil bir şekilde iniyor. Bu da Ramazan ayında iniyor. Kur'an-ı Kerim de Ramazan'dan inmeye başladı ama Kur'an-ı Kerim'in diğer kutsal kitapların özelliği bölüm bölüm indi. 23 senede ayet ayet sure sure inmeye başladı. Böyle bir farkı var Kur'an-ı Kerim'in. Ve bizler kitabı Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle iyilik yapıyoruz. Ona inanmakla zaten iyiliğin birinci basamağı nedir? İman etmektir. Çünkü iman dinin temelidir. El-iman-ı mebde-i din, dinin başlangıcı imandır. El-birru gaye-i din, iyilik ise dinin gayesidir. İman eden kimse iyilik yapmalı değerli kardeşler. Demek ki iyilik neymiş Kur'an ifadesiyle? Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve elçilere inanmaktır. Ve nebiyi ve elçilere inanmaktır. Bu bir. İyilik ikinci basamağı değerli kardeşlerim, konumuzu ilgilendiren ikinci basamak ise وَاَرْتَلْ مَالَ عَلَى حُبِّهِ Sevdiği şeylerden vermek. Şu önemli şey. Bugün en sevilenleri mamul olarak paradır. Bizler değerli kardeşlerim sanki bu ayet-i kerimeyi uygulamaya 6 Şubat'ta daha da fazla önem verdik değil mi? Bu
آتى المال على حبه لا بالقربى. Belki burada ne bir gurbe diyerek akrabaya sevdiği şeylerden vermiyor. Yani iyiliğin ikinci basamağı infak etmek, vermek sevdiği şeylerden. Bizler birimiz infak ederken, zekat verirken yakın akrabalardan itibaren, yani özelden genele doğru bir prensip çizer. Bu ayet-i kerimede de değerli kardeşlerim, önce sevdiğiniz şeylerden garip kurabaya vermek bir iyiliktir. Ağzımızdan derken. وَالْيَتَامَ yetimlere vermektir sevdiğiniz şeyler. Bu ara Ramazan ayının 15. günü değerli kardeşlerim, yetimler günüydü, dünya yetimler günü. İlçemize de bizler bu yetimlerimize bir arada iftar ettik. Sayın Kaymakam Bey'imize birlikte diğer aileler geldiler. Yetimlere şefkat ve merhameti ifa etme adına güzel bir gün tertip etmiş. Allah razı olsun kim böyle bir günü tertip etmişse. Devlet düzeyinde de bu kutlamalar yapıldı. Dünya Yetimler Günü. Dinimizin İsa bakışı çok mükemmel. Hazreti Muhammed Aleyhisselam yetimdi. Yetimin halinden anlayan bir peygamberi ümmetindeydiler. Çünkü yetimin, mazlumun, muhtacın elinden tutan bir ümmetimiz. Öyle öğrendik. Kur'an bize böyle öğretiyor. Bizler ülke olarak nerede bir felaket olsa, nerede bir efendim ihtiyaç zuhur etse, o bölgenin dinine, diyanetine, mezhebine, meşrebine, cinsiyetine bakmaksızın el birliğiyle başardı. Bu bilgi, bu kültür, bu efendim bizi iten temel sebep Kur'an-ı Kerim'dir. Elhamdülillah böyle bir değerimiz var. Yarın bize olabilir, bizim bu bölgede olabilir bir felaket Allah muhafaza. Bu güzelliğimizi, bu efendim kadir şinaslığımızı, yardımseverliğimizi tezahür olarak, mizah olarak görer güzel davranışlar değerli kardeşler. Dünyada dönmesi ahirette mutlaka dönecektir. Bir iyilik yapmaya devam edeceğiz. Bakın bizler Cervada 1600 kardeşimizi, 1600 tane deprem bölgesinden kardeşlerimizi ağırlıyoruz. Onlar aynı bizim ailemizden birisi gibi. Onlar da hemhal oluyoruz. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ensar ve muhacir kavramını tekrar ayet-i kerimenin ifadesiyle tekrar yaşadık. Onlar sanki efendim felaket anında emin olarak diğer ilçelere ve bizim bu yaşadığımız ilçeye geldiler. Bizler onlarla kardeş olduk. Muhabbetimizi inşallah Rabbim ölünceye kadar devam etsin. Yeter ki devletimiz var olsun değerli kardeşim. Devlet var olduğu sürece birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz devam ettiği sürece bütün yaralar sarılır Allah'a. Zamana ihtiyaç vardır değerli kardeşim. Bir ihtiyaç hasıl oldu orada, inşaat yapıyoruz. Sizler geçtiğimiz cuma günü zekatlarınızı, fitrelerimizi ve diğer yardımlar oralara gönderdiniz. Bütün camilerde geçtiğimiz cuma günü para toplandı. O paranın miktarı 162 bin lira değerli kardeşim. Allah hepinizden razı olsun. Ya orada evler yapılacak inşallah. Orada insanlarımızın biz nasıl burada rahat edeceğimiz bir ev var ise başımızı örtecek, yağmurlar, yağmayacak başımıza bir evimiz varsa orada da aynı şekilde güzel, tertipli, güçlü depreme karşı
böyle o bölgenin şartlarına uygun güzel evler yapılıp kardeşlerimiz tekrar buraya dönecekler inşallah. Yeter ki birbirimize olan bağlılığımızı, iyi bir kardeşliği oluşumuzu hiçbir zaman unutmayalım. Yeter ki ümmeti Muhammed oluşumuzu unutmayalım. İbrahim milletinden oluşumuzu hiçbir zaman unutmayalım. Her zaman birleştirici, bütünleştirici olmaya gayret edelim. Bunun dışında bizim birlikte beraberliğimizi yok edecek, bizi ayrıştıracak her türlü düşünceden, ideolojiden uzak durarak devletin bütünlüğü ve lekası için her türlü güzelliği, birlikte beraberliği korumaya gayret eder. Çünkü Allah birdir ve biz o birin etrafında kenetlenmek zorundayız. Çünkü müminiz. Çünkü biz Allah'tan geldik. Değerli kardeşlerim, demek ki iyilik imanla başlıyor, sonra infakla devam ediyor. Bizler infakımızı, yardımımızı, gönülden gelen o yardımlarımızı yakın akrabalardan başlayarak, fakir olan yakın akrabalardan başlayarak ne yaparız? Malımızın bir kısmını vermeye gayret ederiz. Paylaşırız. Zekat, değerli kardeşlerim, temizlenme, arınma manasına gelir. Artırma manasına gelir. 80 gram altın olan evinden yıllık ihtiyaçları mevcut olan ve akabinde de borcu olmayan kardeşlerimiz o 80 gram altın zekatını vererek mallarını ne yaparlar? Değerlendirirler, artırırlar. Yolda kalmışlar, muhtaçlara vermek suretiyle mallarını bereketlendirirler. Ve bizler de değerli kardeşlerim bu şekilde zekat vererek ne yapmış olacağız? Bir iyilik yapmış olacağız. Asıl iyilik iman dedik. Sonra infak geliyor. İnfak ederek gönül hoşnutluğuyla sevdiğiniz şeylerden miskinlere, yoksullara, muhtaçlara vererek aslında iyi bir mümin oluşumuzun ikinci hamlesini yapmış oluyoruz. Ayetin devamında değerli kardeşlerim, وَاَقَانَ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاةَ. Şimdi ibadetlerle de biz iyilik yapmış oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de okuduğum ayet-i kerime Bakara 172. ayet-i kerime orada uzun bir ayet iyi bir Müslümanın vasıfları sayılır. İyi bir mümin önce tam bir teslimiyetle Allah'a iman etmeli. İman esaslarını tam bir teslimiyetle yerine getirdikten sonra infak etmeli. Yani ibadetle bu samimi olan tam bir teslimiyetle bağlılığını davranışlara yansıtmalı. Namaz kılarak, zekat vererek, infak ederek. İnfaktaki temel esas وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. Bu hub önemli bir kriter burada. Tabi şunu biz yapmıyoruz ama bir hatırlatma olsun. Hayır işlerde paketler yapıyoruz. Hayır paketler olur. Kovileri açarız. Şehriyenin bu grup bazı tarihleri gözden kaçıyor demek ki. Tarih dikiş oluyor. Yani sizler yapmasın ama biraz daha dikkat edelim. Yani bu ayeti kelime çerçevesinde halini yapalım. Tarihi geçmiş, tarih ne yakın dikiyor bana. Kitlere yani paket yapıp da bir kuru yemişir, hayır kutusuna koymayalım. Böyle aksaklıklar olmaz inşallah. Dikkat edelim buna. Çünkü o hayır olmaz. Bu var benim dükkanımdan, benim ambarımdan çıksın hesabıyla bir hayır yapmayalım. Çünkü depodaki maldan
fakirin hakkı vardır. O mal temiz olmalı. O mal tarihi ünlü olmamalı. Tarihi geçmiş bir mal olmamalı. Çünkü Allah bize ne diyor? Bu erden mer ala hubihi. Sevdiği şeylerden ver. Biz kendi evimizde hangi yemeği yiyor isek, hangi gıdayı, ünlü, paketimize, fizikle aldığımız eşyaya bakıyorsak, tazeliğine, tarihi geçmiş geçmişine bakıyor isek, verdiğimiz şeylerde aynı şekilde ünlü ve tarihi geçmemiş mallardan olmak değerli kardeşlerim. Ve ruhune bi'ahdihim ila ahadu. Diğer bir özellik, dedik ki iyi bir Müslüman tam bir imana sahip olmalı dedik. Sonra infak etmeli dedik. Namaz kılmalı ve zekat vermeli ve akabinde de verdiği sözü tutmalı. Söz verdiği zaman bu sözü ister bu bir yönetici olalım, ister evde bir baba olalım veya da ne bileyim verdiğimiz sözü evladımıza karşı olabilir. Okulda öğretmeniz çocuklara bir ödül vereceğiz. Ödülün adını koyduk. İsaf yani. Onu verelim. Çünkü karşımızdaki ver bizim hakkımıza bir güvensizlik yaşarlar. O manada bak biz uyarıyoruz. İyi Müslümanlar var ettikleri zaman yaparlar. Değil mi? Bizler de değerli kardeşlerim, Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza hedef belirliyoruz. Diyoruz ki babam, hafızlık yapıyorsunuz. En büyük hizmeti dine, en büyük hizmeti yapıyorsunuz. Çünkü şunu da söylüyorum çocuklarımıza, dinin güvencesi dünyada ya da Türkiye'de dinin güvencesi İmadik okulları ve Diyanet İşleri Başkanlığı onun da üstünde Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri ve ilahiyat fakülteleridir. Bunların da sağlamlığı hafızlıktan geçer değerli kardeşim. Özellikle biz bu alanda çalışan yani İmadik okulunda İlahiyatta, Diyanet İşleri Başkanlıkları ve Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nda görev yapacak insanlarımızın, evlatlarımızın hafız olmasını isteriz. Bunun için de değerli kardeşlerim, daha sağlam bir dine, bilgiye sahip olmak için küçük yaşta hedef koyarız evladım. Demir hafız olacaksın ama samimiyetle Kur'an ezberler. Bu sıradan bir insanın sözü değil, Allah'ın kelamı. Onlara hedef koyarak şu ayda hafızı bitirip belgeyi alacaksınız. Bizler de değerli kardeşlerim, işlerimizi doğru düzgün yapmaya gayret edelim. Verdiğimiz sözü yerine getirerek iyi Müslüman olma gayreti içerisinde var. Ayet-i Kerime'nin devamında وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ حِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Bu özellikleri taşıyan varlıklar azabında sabredenler, bunlar işte doğru insanlardır. Allah'a karşı gelmekten sakınan insanlar bunlardır şeklinde bir ayet-i kerimeyle sizlerle kardeşlerimle bir cuma sohbeti gerçekleştirdik. Cenab-ı Hak cumamızı bereketli eylesin. İyi bir mümin olmaya gayret edelim. Sağlam bir imanımız olsun. Sağlam iman tam bir teslimiyetle Rabbimizin emirlerine bağlanmaktır. Sözle Müslümanlık olmaz. Yaşantıyla Müslümanlık olur. Namazımız tam olacak. Dört başı mamur. Orucumuzu sevabını zedelemeyelim. Orucumuzun sevabını Allah verecek. Dilimizi oruç tutturalım. Dişimizi oruç tutturalım. Dişimiz, dilimiz de böyle olsun.
yetime öksüze o kanat gelelim. Onlara merhameti, şefkati onların üzerine yayalım. Onlarla beraber olan, hemhal olan onlarla ihtiyaçlarını giderelim. Allah'ın izniyle devletimizin, milletimizin birlik ve beraberliği el ele omuz omuza yürümesiyle Allah'ın izniyle selamete ulaşırız inşallah. Değil mi? Bir samimiyettir dedik. Davranışlarımıza samimiyetimizi yansıtalım. Sözlerimize yansıtalım. Hizmetlerimize yansıtalım samimiyeti, ihlası, içtenliği. Her alana ihlası yayalım. Çünkü din ihlas demek. Duamızın hayırlı olsun inşallah. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Cenab-ı Hak Ezan-ı Muhammedi'nin mesajlarını kalbimizin derinliklerine inşallah nüfuz ettirsin inşallah. Rabbim zekatlarımızı, oruçlarımızı kabul etsin. Değerli kardeşim, ek kontanca açtı yanlışlıkla başkanlığımız. Bugün son gün saat 5'e kadar bu kayıtlarımızı yaptıralım değerli kardeşim. Allah'ın izni kerimiyle, hac ibadetiyle de böyle bir imkanımız oldu. Ek kontanca açılarak gidemeyen kardeşlerimiz için bir fırsat. Bugün müşküle gelerek inşallah bu kardeşlerimizi de kayıtlarını beraber yapalım. Rabbimizin hidayetiyle inşallah haç görevini o kardeşimizle yapmış olsun. Cenab-ı Hak gidemeyen kardeşlerimize de bu haç ibadetini nasip eylesin inşallah. Lillahi Teala.